delikleyeceğiz. Şehitlerin ebedi cennetlerine uğurlayacağız. Yani kaç cihette, kaç cihette, kaç cihette, kaç cihette. Allah nimetler. Onun için biz kusurumuzu, acizimizi, farkımızı her zaman unutmayacağız. Her zaman. Biz her zaman kusurluyuz. Allah hiç 90 sıfatlı Allah münezzeh. Ben gayet acizim. Bir mikroba sözüm geçmiyor. Ben gayet fakirim. Ne kadar fakir? Aferin neyin zenginliği? Nasıl fakirim hocam? İhtiyaçlarım sonsuz. Endikler sınırlı. O zaman sen fakirsin. İhtiyacını karşılayamayana fakir derler. Afyonu veriyoruz. Türkiye'yi versin bu yetmedi. Türkiye'yi veriyor. Amerika ne kadar zengin. Şu petrolleri içeri bırak ne çok çözüyor. Yetmiyor. Dünyayı veriyorsun. Yıldızlardan da bir tane daha verseydiniz olmuş ya şöyle. Ya hiç kanaat eden var bak düşün. Müslüman oldum ben mesela. Müslüman ben. Mesela icabım böyle geldi de. Yanlış mı bilmiyorum, inşallah yanlış olmasın. Ya ben niye sahabe olmam? Ya Allah'ım ben böyle uygun gördüm. Niye sahabe olmam diye neye üstleniyorsun ki? Ne biliyorsun ben kurbanet olsaydı? Belki de Müslüman bile olamayacak. Sahabe oldum hadi. Niyazet Ömer olmam. Bak görüyor musun nefis nasıl? Ben de Hazreti Ömer oldum. Niye peygamberimiz olmam? Ben de oldum mesela aşık olamazsın mı? Oldum diyelim. Aşık. Niye Allah adından bana vermiyor? Gördün mü nefsin? Hadi Allah adından biraz verin. Niye ben onu yiyemiyorum? Gördün mü? Aynı şeytansın sen, aynı. Allah'ın ulaştın yani. Rab ne demekmiş biliyor musun? Allah beğendiğine kanaat eder. Rabbim şükürler olsun sana. Benim taş yapmadım, ağaç yapmadım, hayvan yapmadım. Afyon ben ayısı olsaydım. Domuz olsaydım dağında gezen. Elhamdülillah. Yine domuzuna şükretsin. Ya ağaç olay, şu ağaç yazık kaç senelerde duruyor. Hiç olmazsa kedidir, köpektir, doğurdur, koşuyor, evleniyor, yemeği geliyor, bir şey diyor. Yani hayvan olmak çok çok üstün. Dünyanın bütün ağaçlarından bir karınca daha kıymetliymiş. Dünyanın bütün ağaçlarından bir karınca. Karınca da kaç tane Allah'ın ismi, ismi azam olarak tecelli ediyor. Hayır ismi, ismi azam tecelli ediyor ya. Ağaç böyle tecelli etmiyor ki. Rezzak ismi tecelli ediyor, bunda az tecelli ediyor. Onda bambaşka. Rahman ismi bambaşka tecelli ediyor. Yani bambaşka ruh verilmiş ona. İşte ben o ayılardan bir tane ayı olsaydım. Ondan sonra bak. İnsan olsaydım. İnternette böyle bir şey geçen gösterdi kardeşler. Diyor ki Allah'ını bulan adam diyor. Tanrısını bulan diye yazıyor da ben öyle diyeyim artık. Bir tane Rus elde yok ayaklarda yok. Böyle kolda kesik. Dev internette gösteriyor. Adam hiç yok ya da Allah'ım ben hep Allah'ımla diyor kavga ettim diyor. Hep kavga ettim diyor. Neden bana kolları vermedin diyor. Neden ayakları vermedin diyor. Sonra baktım kavgadan bir şey çıkıyor, barıştım diyor. Allah'ımla iyi gelişti diyor. Kendisi bir şeyler yapmış böyle. Ellerim olmasaydı, kollarım el verdi, kol verdi, sıpakıl verdi, sıhhat verdi, nimet verdi, 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 verdi. Ben bunların trilyonda birine şükrediyor biliyorum muyum? Edemiyorum. Öyleyse ben sonsuz kusurluyum. Peygamberimiz miraca çıktığında ilk geldiği söz ne olmuş biliyor musun? Ya Rabbi seni layıkıyla bilemedim. Ya Rabbi seni layıkıyla bilemedim olmuş. Saat kaç nasıl oluyor kaç dakika dakikana kadar? Hocam ben gittim şöyle gidiyorum. 10 dakika daha var ya Rabbi. Demiş seni layıkıyla bilemedim demiş ya Rabbi demiş. Öyleyse biz peygamber olsak bile kusurluyuz bak. Kısa günde 70 defa Allah'a istiğfar ediyorum demiş peygamberimiz. Kısa günde 70 defa. Seni layıkıyla bilemedim. Ve neden? Allah'a layıkıyla kulluk yapamamak da bir kusurdur. En büyük peygamberimiz bile seni bilemedim derse bize ne düşüyor? Hiç sıfırız biz, sıfırız. O zaman biz kusurluyuz, aciziz, fakiriz. İşte ibadetin manası bu. Burada şu manayı anladığımız zaman Cenab-ı Hakk'a karşı tam kurulup geliyoruz. Mesela diyelim ki akşamleyin evimize olduk burada ahbap olduk ya belki çağırırsınız belli olmaz. Hocam buyurun bize akşam buyurun filan dersiniz. Evimize geldim. Şimdi nereye otur derseniz oraya oturmam lazım. Doğru değil mi? Hocam buyurun buyurun diyeceksiniz. Ben oraya oturacağım. Yok ben istediğim yere oturayım. İstediğim yere bakarım ben. Affedersin mesela hani gidiyorum odalara karıştırıyorum. Ya hocam seni adam bir evimize baba ne karıştırıyor mu sen odalara? Mesela affedersin mesela. Beni kesebilirsin. Mesela bacım böyle geçiyor. Böyle bakıyorum. Ne bakıyorum hocam sen benim kızım? Göz benim değil, molmağda ekmeği versin. Ya hocam biz seni insan böyle dedik, evimize kabul ettik. Sen affedersin yani çocuğumuza kötü kötü bakıyorum böyle. Ondan sonra orada çiçekler var falan. Kopar kopar yer veriyorum ben.